ya hadi getirin başkanlık sistemini geçirelim meclisten dediğinde bu mecliste tartışılmaya başlandı. Biz dedik ki HDP olarak diğer milletvekilleri de bunu söyledi. Bir kişiye yani tek adama bu kadar yetki veriyorsanız hani buna zaten karşıydık. Onu ama bir cumhurbaşkanlığına hakaret zırhıyla koruyamazsınız. Çünkü biliyorsunuz demokrasilerde yetki ne kadar çoksa onu eleştirme yetkiniz de o kadar yüksek olması gerekir. Ya yani silahların eşitliği gereği düşünün ki Recep Tayyip Erdoğan AKP Genel Başkanı. E bizim de eş genel başkanlarımız var. Kemal Kılıçdaroğlu CHP'nin başkanı, Meral Akşener İyi Parti'nin başkanı. Bütün bunların silahlarının eşitliği olması lazım siyasette rekabet için. Ve nasıl ki Kemal Kılıçdaroğlu, Mithat Sancar, Pervin Buldan böyle bir zırha sahip değilse yani siyaset yaparken Recep Tayyip Erdoğan hiç olmaması gerekir. Niye? Çünkü Recep Tayyip Erdoğan gücü kullanıyor, yetkiyi kullanıyor ve yaptığı tasarruflarla hayatımızı etkiliyor. Mesela geçen sene, geçen ay ne yaptı? Lebalep dolu bir salonda kongre yaptı. Biz bunu eleştireceğiz. Ya yanlış yapıyorsun arkadaş, yapma bunu diyeceğiz. Niye? Bütün Türkiye e, Covid'den tekrar kırmızıya dönebilir diye eleştireceğiz. Bunu yaparken de en sert şekilde yapma yetkimiz olması lazım. Çünkü yetkisi çok fazla olduğu için ve gücü kullandığı için. Ama şimdi efendim vay sen beni nasıl eleştirirsin diye ufacık eleştirilerden bile Cumhurbaşkanı hakaret çıkarıyorlar. O zaman çok uyardık bari bunu yapmayın dedik ama yaptılar. Şimdi bunu bir demokrasinin kılıcı olarak bütün 84 milyon üzerine tutuyorlar. Ama e, yani bu işi sürdürebileceklerini ben düşünmüyorum. Yani elbette pek çok vatandaşımızı böyle soruşturmalarla, kovuşturmalarla yüz yüze bırakabilir. Hapse giren yurttaşlarımız da var. Ama herkes şunu görüyor artık. Tayyip Erdoğan yetkiyi tek başına kullanıyor, hatalar yapıyor, eleştirilmek istenmiyor. Biz şunu da söyledik bakın. Eleştirilmeyen her güç hata yapar. Size eleştirenleri teşekkür edin. Çünkü biz sizin hatalarınızı gösteriyoruz. Eleştiren gazetecilere teşekkür edin. Eleştiren siyasetçilere teşekkür edin. Çünkü hatalarınızı gösteriyor. Herkes sarayda ne diyor? Padişahım çok yaşa. E padişahım herkes çok yaşa dediği için sen çok hata yapıyorsun. Yani demokratik, demokratik, olmayan ülkelerde, kimsenin eleştirmediği ülkelerde krallar, padişahlar çok hata yaparlar. Ama basının özgür olduğu, siyasette eleştiri mekanizmanın işlediği ve 84 milyon vatandaşın, yani yurttaşlarımızın, Twitter'dan olsun, sosyal medya olsun, her bir vatandaşımızın eleştirilerini özgürce yapabildiği ülkelerde ise hata daha az yapılır. Sayın Cumhurbaşkanı eleştirilmek istenmiyor. Efendim ben diyor pandemide de istediğim gibi yönetirim, istediğimi iş veririm, istediğimi aş veririm istediğin özgürlüğünü elinden alırım diyor ama eleştirilmeyeceğim diyor. Buna karşı bu yasanın mutlaka değişmesi gerekiyor. Zaten bu Pespa'ya gerçekten düzenin değişmesi gerekiyor. Bu ayrı da bu yasanın öncelikle Cumhurbaşkanlığını korumaya alan bu düzenin değişmesi gerekiyor. Aslında hani e, bu eleştirileri görmüyorlar, görmek istemiyorlar diyorsun ama e, bir noktada görmek zorunda kalıyorlar. Bakın geçenlerde böyle bir üstü kapalı o anda notları yoktu elimde. Bir not paylaşmıştım. Şimdi tam rakamıyla paylaşacağım. Bu 2020 yılının başı itibariyle bu söyleyeceğim. Şimdi 2020 yani bir yıl öncesinde 56 pardon 55 55 Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkartılmış. O, o, zamana kadar. Fakat bunların 55'in 31'i daha önce çıkartılan kararnamelerin düzeltilmesi. Şimdi bakın e, 55'ten 31'i çıkartalım. E, 24. 24 kalıyor değil mi? Şimdi 24 kararname değiştirecek, düzeltilecekse 24 ek kararname çıkartılır. Hayır. 31. Demek ki bazı kararnameler birden fazla kez düzeltilmiş. Tabii. Şimdi kervan yolda düzeltilir diye bir kararname çıkartıyorlar sonra düzeltiyorlar. Aynı bu şekilde da bu da enteresan ben Plan Bütçe Komisyonu üyesiyim. Siz de iyi bilirsiniz. Bütün yasalar torba yasalarak Plan Bütçe Komisyonu'ndan geçer. Ben Hı. 6 yıldır üyeyim. İnanın her torbada bir önceki torbada çıkan yasaları yeniden görüşüyoruz. Mesela kurumlar vergisi yasası biliyorsunuz %25'e çıkaracağız dediler. Ya daha geçen sene %20'ye düşürmüşlerdi. Hatta geçen senenin sonunda %15'e düşürme için yetki almak için yasa getirdiler. Şimdi diyorlar ki yok 25'e çıkaralım. Gelecek sene 23'e düşürelim. Öbür sene 20 olsun diyorlar aynı yasada. Ya sonra böyle yani ya böyle bir hal sonra <laughs> 15'e düş. Ya böyle bir ülkeye kim yatırım yapar? Yani öngörülemeyen bir ülkeyiz. Biz elbette kurumlar vergisinin büyük şirketlerde yüksek olmasını istiyoruz. Bunu tartışalım, bir reform yapalım ve kısa, orta, uzun vadeli bütün yatırımcılar önünü görsün. Ama siz önünüzü göremediğiniz bir ülkeye her gün kuralların değiştiği, hadi kafa, kafam esti, bugün böyle adım atıyorum, öbür gün kısa çalışma ödenini kaldırıyorum, öbür gün vergi salıyorum denilen bir ülkeye kim yatırım yapar? Öngörülemez. Şeffaf olmayan maalesef bir ülkede yaşıyoruz. Bu da tek adam rejiminin o gün yatağından kalktığında ilk ona sufle veren hadi efendim böyle yapalım dediğinde fermanı meclise göndermesinden kaynaklanıyor. Mecliste de maalesef fren gücü yok. Yani AKP MHP çoğunluğu gelen fermanlara ferman padişahındır diyor mühür basıyor. Ya bir fren mekanizması göreviniz var. Yanlış varsa fermanı Ferman tabi denmez ama yasa teklifini geri gönderirsiniz. Cumhurba Sayın Cumhurbaşkanı bu yanlıştır. Doğrusunu gelin reform yapalım demeniz lazım. 6 yılda aynı konuları emin olun defalarca görüştük. Ya dedik ki arkadaş daha geçen sene bunu getirdiniz tekrar tekrar aynı torbalarla görüşüyoruz. Yani bu sistem dikiş tutmuyor Ayşenur Hanım. Net olarak söyleyeyim. Yani çünkü evet. e, kurallara bağlı değiliz, liyakata tabi değiliz, kurumlar işlemiyor, bürokrasi işlemiyor. Tek adama kim yakınsa onun verdiği suhrelere veya çıkarlarına göre yasalar çıkarılıyor. Bu tek adam meselesinde işleyen, en iyi işleyen şey şu. Ee, Cumhurbaşkanı hakaretten e, artık davaların da freni tutmaz oldu. Evet. Ben e, çok şükür bir davam var bir e, mahkumiyetle bitti. Erdoğan'a mahkum hakaretten ki hakaret etmedim, kesinlikle etmedim. Ama olsun öyle bir e, davam en var. En fazla ağır eleştiri yapmışsınızdır. <gülüyor> yani, <gülüyor> o da hakkınız. Yani onu ama tabii şöyle oldu sonra e, hani. Mahkemedeki davaları bırakın. Ee, bu kanal sürekli para cezası kapatma cezası, kablo yayına geçemiyor mesela Halk TV. O kadar izlenen bir kanal Halk TV. Neden kablo TV'ye geçirmezsiniz? Hangi hakla geçirmezsiniz? Öyle değil mi? Geçirmiyorlar. Geçirmiyorlar. İşte efendim köprünün başında biz varız. Geçemezsin diyorlar. Şimdi e, Cumhurbaşkanı hakaret e, Var ya böyle hani bir gün her canlı tadacaktır evet. diye. Bir gün her Türk vatandaşı tadacaktır. Değil mi? Bunlardan biri Mısra Öz. Mısra Öz e, Türkiye'ye mal olmuş bir isim. Biliyorsunuz Temmuz 2018'de e, Tekirdağ yakınlarında, Çorlu yakınlarında e, ki o korkunç e, kazada e, oğlunu kaybetmişti. E, yedisi çocuk 25 kişi hayatını kaybetmişti o kazada. Onlardan biri de Oğuz Arda Sel ne babasıydı. 9 yaşındaydı Arda. Annesi Mısra. E, hayatını tam anlamıyla bu kazanın sorumlularının ama oradaki iki tane makinesinin ya da bilmem yoldakilerin değil, görevlerini layıkıyla yerine getirmeyen başta bakan olmak üzere bürokratların hesap verebilmesi için e, evet. adadı. E, i̇şte o mahkemelerden birinde e, görüyoruz. Bu arada kendisi de aynı zamanda Cumhurbaşkanı hakaret ya da memura hakaretten e, para cezası aldı, soruşturma açıldı vesaire. Bir dinleyelim kısacık. Korkmuyorum. Vazgeçmiyorum. Çünkü biz biliyoruz ki gerçek sorumlular bizlere dahi rüşvet verip susturmak peşindeler. Ama yargılanana kadar hepsinin arkasındayız. Yeni davalara da göğsümüzü gere gere karşılarız. Sadece adalet istiyoruz. Oturdukları koltuktan hala utanç duyuyorum. Sevgili Mısra Öz, dediğim gibi Türkiye'ye mal etti davasını. Tabii doğal olarak kendisi de öyle oldu. Şimdi e, koronadan yoğun bakımda. E, hani bir yakınımız e, gibi öyle. üzüldük. Öyle, kesinlikle. Ben de ilk kaza olduğu anda bu kazanın üzerine gittik ve araştırma önergelerini meclise verdik, Hanım Ve Mısra Özle sürekli temas halindeydik. evladının ve 25 yalnızca evladı değil 25 vatandaşımız bu katliamda hayatını kaybetti. Onunla ilgili araştırma önergeleri verdik, reddettiler. Dedik ki bakın bu meselede iki tane makiniste sorumluluk atamazsınız. Burada yöneticilerin sorumluluğu var. Bakan'a kadar sorumluluğu var. Demokratik bir ülkede böyle bir kaza olsa bir vatandaşlarının tırnağı taşa değse, hemen Ulaştırma Bakanı istifa eder. Ve aklınıncaya kadar istifasını devam ettirir. Ama bakın burada tek bir üst düzey yönetici görevden almadılar. Demir Yolları Genel Müdürü görevden alınmadı, bakan istifa evet. etmedi ve hesap vermediler. Efendim işte teknik bir arıza deyip geçiştirmeye kalktılar. Mısra Sel de bu meselenin üzerine gitti ve 3 yıla yakın zamandır adalet mücadelesi veriyor. Ben kendisine şunu söyledim, ben bu ülkenin bir milletvekili olarak sizden özür diliyorum dedim. Çünkü bu vicdansızlar gerçekten büyük bir vicdansızlık. Bir insan evladını kaybetmiş, 25 vatandaşımız hayatını kaybetmiş. Ya derhal görevden alırsınız demir yolları genel müdürü. Çünkü ihmali var, ağır kusuru var. Hatta bakın bu şöyle bakılır demokratik ülkelerde. Siz ihmali davranıyorsunuz.